Dünyada yaklaşık 2 yıldır koronavirüsle mücadele ediliyor. Bu süreçte insanların günlük rutini değişti. Meydana gelen ölüm korkusuysa insanların yaşam kalitesini bozacak seviyelere ulaştı. Psikiyatri uzmanı Enver Aydın Güzeloğlu, pandemi sürecinde meydana gelen kaygı ve korkunun hayatımızın işlevselliğini bozacak bir seviyeye geleceğini belirtti. Şimdi pandemi genel olarak bakıldığı zaman tüm dünyada aslında insanların tüm rutinlerini bozan bir sürece itti bizi. Pandemi içerisinde özellikle insanın temel varoluşunun sürdürülebilmesi adına ölüm korkusu dediğimiz süreç ve ölüm korkusunun beraberinde getirdiği kaygı ve korku dediğimiz birlikteliğin insanların hayatlarındaki yaşam kalitesini bozacak şekilde yeni bir yaşam paterni geliştirmesine sebep oldu. Ve bu süreçle beraber bizim pandemiye karşı bakış açımız hem toplumsal olarak hem aile olarak hem de kendi yakınlarımıza yönelik endişelerimizi de arttırırken evlerin içerisinde kalmalarımız, kapalı ortamlarda daha az bulunup etraftaki insanlarla ilişkilerimizin sınırlanması sebebiyle de bir takım kendi içimizdeki özgürlüğümüzü kısıtlayan bir sürece girdik. İnsanoğlunun böyle bir süreçte korkması veya bir kaygı yaşaması çok doğal bir durum ve insanın kendi kimliği ve yapısıyla ilgili bir süreçtir. Ancak biz bu kaygı ve korkuyu hayatımızın içerisinde işlevselliğimizi bozacak bir seviyeye veya bir duruma getirdiğimiz zaman o zaman bizim hastalık dediğimiz bir boyuta geliyor. Bizim yaklaşık toplumumuzun içerisinde bir %10-%15'lik bir kesimde zaten hali hazırda anksiyete bozukluğu dediğimiz kaygı endişe bozuklukları sınıfında olan bir grubun içerisindeki hastaların da pandemi süreciyle beraber ölüm tehdidinin de hayatımıza girmesiyle birlikte tabii ki kaygı düzeylerimiz yükseldi ve işlevselliğimiz de bozulduğunu söyleyebiliriz. Peki vatandaşlara bu dönemde ne tür tavsiyeler verebilirsiniz? Öncelikle bizim her zamanki gibi tüm hekimler olarak maske kullanımını mutlaka ihmal etmesinler. El hijyeni ve kendi öz bakımımızla ilgili olan temizliğimizi mutlaka yerine getirsinler. Yalnız ve yalnız burada özellikle şunu belirtmek istiyorum ki ellerimizi çok ve sık yıkamak bir aslında bize faydadan çok zarar verecektir. Bu konuda lütfen sadece kendi rutinlerimizde, kendi yaşam tarzımızda elimizi gerektiği süre içerisinde, gerekli yerlerden sonra yıkamamız ve mesafemizle beraber kalabalık yerlere girerken çok uzun süreli olmamak şartıyla ve duruma veya mevcut hastalıklarıyla ilgili beraberinde olabilecek hastalıkları da düşünerek maskesiz hareket etmemeleri onları çok rahatlatacaktır. İnşallah bu süreç içerisinde eğer aşıyla ilgili de protokolleri uyarlarsa aşının da çok faydası olduğunu çok net söyleyebiliriz. Son olarak konuyla alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mı? Maske, aşı ve insanların birbirine saygı duymaları. Başka bir şey söylemeyeceğim.